Ha gel. Ya söyle ya, bir yere git. Hoş geldiniz. Ben de eski gazeteci olarak size de bir basının masası olsun. Buyurun oğlum. Oğlum bey buyurun. Sen şöyle var. Emin abi buyursa sana. Tire benim baba ocağım, biliyorsunuz. Baba tarafım aslen Tireli. Tire'nin Yanlıayak mahallesinde idi evimiz. Ondan sonra Lütfipaşa mahallesinde. Allah'a şükür hep camilerin karşısındaydı yani. Tabii buraya geldiğim zaman benim için burası sadece, yani İzmir'in güzel bir ilçesi, işte hem ekonomik olarak tarım, sanayi sektörlerinde hızlı gelişen, büyüyen, umut vadeden Küçük Menderes Havzası'nın önemli merkezlerinden birisi değil. Aynı zamanda çocukluğumun, gençliğimin, hatıralarının yad edildiği bir yerde o güzel günleri yeniden kucakladığım çok müstesna bir zaman oluyor. Onun için Tire'nin tabii bende çok özel bir yeri var. Kadın ve gençlik olarak ortaklaşa organize ettiğimiz bu programda sizlerle beraber olmaktan mutluluk duyuyoruz. 1 Kasım seçimlerine Ramakkal'a birlik ve beraberliğimizi perçinleyeceğimiz bu günde aslında bazı kesimlere, bize destek veren, vermeyen herkese çok güzel bir mesajı buradan veriyoruz. Kimse AK Parti artık eski AK Parti değil. AK Parti artık eski gücünü kaybetti. AK Parti artık milletin değil, bir kesimin partisi diyenlere bugün buradan, Tire'den çok güzel bir mesaj veriyoruz. Çok kısa bir zaman önce 7 Haziran'da genel seçimleri gerçekleştirdik. Halkımız sandıkta bir mesaj verdi siyasi partilere. Adalet ve Kalkınma Partisi olarak biz bu mesajı aldık. Bu geride bıraktığımız 3,5-4 aylık dönemde öncelikle koalisyon kurmak için gereken çalışmaları yaptık. Sizler de bunu basından yakinen takip ettiniz ama bunu halkımıza iyi anlatmamız gerekiyor, bu çalışmaları. Fakat muhalefet partilerin tavırlarını sizler de gördünüz. Maalesef bir koalisyon hükümeti kurmak, bir seçim hükümeti kurmak, bir azınlık hükümeti kurmak mümkün olmadı ve Sayın Cumhurbaşkanımızın aldığı kararla 1 Kasım'da Ankara'daki bu düğümü çözmek üzere görev yine vatandaşımıza düştü, seçmenimize düştü, görev yine teşkilatlarımıza düştü. Biz haydi bismillah diyerek yola çıktık. Çünkü biliyoruz ki bismillah her hayrın başıdır. Bizler kutlu bir yolun yolcularıyız. Alarade kurulmuş bir siyasi partinin temsilcileri, mensupları değiliz. Biz Türk ve İslam coğrafyasının ümidiyiz. Bizler mazlum milletlerin halaskarı, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem övüp met ettiği bir milletin özüyüz, özü. Burası özü. O övülen milletin özü. Ruhumuz 1071'de Alparslan'ın o Malazgirt Ovası'ndaki Bizans'a karşı, 100.000 ordulu Bizans'a karşı takındığı ruhtur. Bizim terviyemiz 1299'da Şeyh Edebali'nin çadırındaki Osmanlı'nın kurucusu Osman Bey'in terbiyesidir. Bizim aşkımız 1923'te Osmanlı'nın küllerinden tutuşan al bayrağımızdır. Sevdamız Türkiye, sevdamız vatan, sevdamız millettir. Bizim hoşgörümüz de var. Hoşgörümüz de şehit, rahmetli şehidimiz, demokrasi şehidimiz Adnan Menderes'in terbiyesi ve beyefendiliğidir. Bizim
de yolumuz var. Bizim hareketimiz ve yolumuz 14 Ağustos 2001'de Türk siyasi tarihine bir anlam kazandırarak kurulan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve bugünden sonra hiçbir şey Türk siyasetinde artık eskisi gibi olmayacaktır ilkesiyle yola çıkan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Erdemliler Hareketi'dir. Yolumuz o yoldur. Bugünlere çok kolay gelmedik. Bu topraklarda gözü olan sömürgeci ve zalim devletlerin, güçlerin Bizans oyunlarına karşı 200 yıldan bu yana amansız mücadele veriyoruz. Amansız bir mücadele veriliyor. Ama bugünlerde kabul edelim ki bu mücadelenin tarzı değişti. Alparslan'ın karşısında duran Bizans ordusu gibi bir düşmanımız yok artık. Fatih'in toplarıyla dövdüğü Bizans'ın surları önümüzde dikilmiyor. Kanuni'nin Avrupa'nın göbeğine kadar silip süpürdüğü düşman yok önümüzde. Artık kurt içimizde, içimize virüs girdi. İşimiz öyle çok kolay değil. Siyasette çok usta bir cerrah gibi olmamız gerekiyor. Kolay değil. Öyle bir ameliyat yapacağız ki sadece bu virüsü koyan düşmanlar gidecek. Hepimiz bir ve beraber olmaya devam edeceğiz. Millete efendilik edilmez, millete hizmet edilir aşkıydı. Hiç kimseye yukarıdan bakmadık. Kimseye kötü söz söylemedik. Kimseyi kırmadık ve hep dedik ki Rabbin eli gönüldedir, gönüller yapmaya geldik. Böyle yaklaştık. İşte 6 aylık bir bebekken AK Parti'yi tek başına iktidara getiren ruh, o ilk günkü aşkın bu meyvesiydi. Bizim genel başkanımız, kurucu genel başkanımız, cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, yoksul masalarının, yoksul sofralarının bir müdavimiydi. Ben hatırlarım, Ramazan'da kendi evinde iftar yaptığı çok nadirdi. O yoksul sofralarında onlar ne yerse onunla beraber o da onları yerdi. Şimdiki genel başkanımız Ahmet Davutoğlu hocamız, onunla ilk tanıştığım gün henüz üniversite birinci sınıf talebesi olarak, o halbuki çok, o zaman da çok büyük bir akademisyendi, çok önemli bir kişiydi. Bizim kendi aramızda sohbet yaptığımız bir öğrenci evine gelip bizimle beraber bağdaş kurmuştu, oturmuştu. Geçen gün sosyal medya hesabında bir fotoğrafını paylaştım. Kendi doğduğu Fatih Atikali'deki mahalledeki komşularını ziyaret ediyor ve hocasının evine gitmiş, hocasının dizinin dibine oturmuş, adeta ondan yine ders dinler gibi büyük bir hürmet ve muhabbetle gözlerinin içine bakıyor.